Arkadaşlar bir gün Sema ile birlikte et aldık. Bunlar steak oluyor. Şöyle göstereyim. Bunu da bu ne oldu? Bu da dana kaburga. Dana kaburgaymış. Şimdi sen beni niye buraya çağırdın? Çok merak ediyorum. Seçebilirsin. Hangisini yemek istiyorsun? Dana kaburga mı? Yoksa steak mi? Dana omuzu mu? Dana omuzu mu? Evet. Şimdi çağırmam. İlk başta çok teşekkür ederim bana bu seçeneği bıraktığın için. Kime bırakacaksın ki yoksa? Kendim yerim. Evin erkeği benim. Hadi bakalım. I'm big boss. Şimdi bence steak yapalım. Bence bu sefer steak çok bazı yemekli videolarımız vardı steak yaparken. Çok da şey geliyordu. Steak yapılışını gösterebilir misiniz diye. Ben steak istiyorum. Bir yanında spagetti. Hangisini istiyorsun? Hangisi benim mi olsun? Şu güzele benziyor. İnce güzel. Bu steak'i ben istiyorum. Onu ben sana zaten düşündüydüm. Evet, ortaya koymuşsun güzel dedi. Aynen. Steak'imin yanına makarna da istiyorum. Zaten. Çok olmasın. Az bir şey. Ama makarna ya da şu sostan da istiyorum. Ben hangisini yiyeyim? Sen onu seç. Hangi eti yiyeyim? Sen mi? Hı-hı. Sen bence bunu ye. Bir şey diyeyim mi? Onu da ben kendime seçtim. Allah belanı versin. Millet sanacak ki video arkasında konuştular sanki bunlar. Öyle bir şey yok. Şu an her şey spontan gerçekten. Neyse. Ben bunu istiyorum. Bunu da sen ye. Yanında spagetti istiyorum ben kendi tabağımın. Hı-hı. Bunu da yarın yaparız. Ek ortadan da bence steak yaparız. Hı-hı. Güzel bir video olmuş olur. Spagettimin yanına sos ortadan bunu da istiyorum. Suku sos. Etli bu da değil mi? Tavuk etli de herhalde. Etli. Evet. Ondan istiyorum. Bundan sonra da kamera sana veriyorum. Sen artık çekimini gösterirsin. Ben de öbür çekimlere tamam. Ulaşayım. Tamam mı? Tamam. O zaman videoyu burada bir durduruyorum. Sonra Sema kamera geri açar. Tamam. Ben geri geldim. Tezgahım pek büyük olmadığı için bunları buraya koyuyorum. Suyumu önden koymuştum makarna için. Şöyle etlerimizi çıkartıp tavaya koyacağız. Tabii ki olmazsa azıcık bir şey değil ya. Şöyle Allah. Şöyle koyalım. Fiyatı 40 euro. Ben bunu indirimle aldım bu şansla. 25 euro'ymış. Çok kötü değilmiş. Şöyle 70 euro sim kartlarımız var. Şimdi durduruyorum. Hemen arkasındaki kodu çözüp bilgisayar taktan sonra sizinle birlikte bir gün sim'le onları şey yapacağız. Açıyorum. Şöyle göstereyim. Tabii şunu şöyle alalım. Şöyle göstereyim. Çok güzel de kokuyor açıkçası. Ve tavamızın altını da açıyorum. 3'e getirdim. Yani son derece, en yüksek dereceye. Şöyle tam ortalamasına azıcık bir yağ gezdiriyorum. Çok az. Çünkü etin kendi yağsının olmasını da istiyorum. Bazıları fırçayla dağıtıyor ediyor. Ben daha çok yağı böyle gezdirmeyi seviyorum. Böyle azıcık bir şey gezdirdim, göstereyim. Yani çok büyük bir şey değil açıkçası. Ananı yanlış yere açmışım. Ha. Ben diyorum niye ısınmıyor? Bu başız gelmesin. Oh my god. Az da yapışıyordu valla. Evet. İlk defa başıma geliyor. Burayı keseriz. Değil mi? Evet. Valla yüklersen canını alırım. Ne oldu ki? Bir rezillik oldu başıma. Anlıyorum. Suyumuz kaynamaya başladığı için hafif biraz tuz ekleyeceğim. Şöyle. Göz kararı yapıyorum ben. Tamam. Ondan sonra şöyle. Ortadan kırılmış mı istiyorsun? Evet. Ortadan kırılmış istiyor beyefendi.
yazın bakayım, siz makarnayı ortadan kırık mı seviyorsunuz yoksa tüm mü seviyorsunuz? Ben tüm sevenlerdenim. Şöyle. Tamam, benim içine girsin. Tamam, koydum şimdi. Eğer makarnayı da nasıl koyduğumu ettiğimi göstermeme gerek yok herhalde. Şöyle elimizi tutuyoruz. Isınmaya başlamış. O yüzden etimizi alıyoruz. Selam arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle bu etimiz. Şimdi koyar koymaz güzel bir ses çıkacak. Evet, sadece elime kurulayım. Şimdi size tavsiyem, her tavanızın bir kapağı olsun. Ben şu an sadece tencere kapağım olduğu için tencereyle kapatıyorum. Çünkü eğer kapatmazsanız tüm yağlar etrafa sıçrıyor ve temizlemesi de kolay olmuyor. Eğer erkekler yapmak istiyorsa da lütfen biraz anlayış. Eğer siz kel açıyorsanız sıçrayınız. Hem ayrıca kapatırsanız ağzını, dumanlar hem yukarı çıkıyor ya sıcaklık ve aşağı iniyor. Etraf sıcaklığını, üstü de direkt böyle hafif hafif kızarmaya başlıyor. Makarnamın suyu biraz fazla kaynadığı için kısıyorum hafiften. 3'ten 2'ye getirdim. Bir çömçe alacağım, hangisini alsam. Şu an elimde sadece bu var. Evet, pasta şeyi. Bir karıştırıyorum şöyle hafif. Çok değil, hafif. Tamam. Sonra şöyle koyuyorum kenara. Ve benim et bıçağım var. Size şöyle göstereyim. Şöyle. Bunu neden seviyorum? Çünkü iki tane çıtal gibi şey var. Bir kenardan tutup bir kenarına yapıştırıyorum. Ve size şimdi şöyle göstereyim. Eti rengini görebiliyorsunuzdur. Hafiften kahverengileşmeye başladı ve ilk başta bu renkti. O yüzden kapatmanın en önemli yanı bu. Üstte kaynıyor. Tavayı kaldırdığınız zaman, yani tavanın kapağını. Allah! Vallahi et patladı. Yok, bugün bir şey koluma denk geldi. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Her zamanki yaptığım şey kalpten. Tamam, tekrar yapıyorum. Bu sefer kamerasız yapıyorum. Şimdi böyle gelene daha iyi bir koruma alıyorum. Şöyle göstereyim. Güzel bir kızardı. Şunu farkı. Ve bu da burada bir yandan kaynarken. Evet. Ben patlamanın şokunu yaşıyorum. Neden? Su damlası bile gelmedi. Durduk yere et patladı. Bilmiyorum. Suyunu bile damlatmadım şey kapağının aslında. Hayır, bir de ona göre şık giyindim. Et yapacağım diye. Biraz altını kısacağım. İkiye getireceğim. Şöyle bir kenara aldım. Vallahi kaçar oldum ya. Etten. Şu an resmim böyle. Hani annelerimiz olur ya. Korkusuzca. İyi, güzel, biraz daha tutması lazım. Allah, yine sıçrıyor. Ne oluyor be? Nefret ediyorum böyle sıçramasından. Bir tüyünüz varsa seve seve söyleyebilirsiniz.
basayım altını biraz. Şey olabilir belki, buhar yukarı çıkıyor ya, orada su oluyor, damlıyor. O yüzden patlayabilir. Yapacak bir şey yok. Makarnalarımızı tekrar bir demlerelim. Evet, yumuşamaya başlamış, güzel. Şöyle yapalım, direkt ikinci etimizi de çıkaralım. Tamam. Açalım. Kokuyor. Kokuyu hiç sevmedim. Şöyle yapacağım. Biraz daha yağ koyacağım. Yağsını az mı koydum bilmiyorum. Her zaman koydum aslında. Da bu farklı bir et. Kaçtım ve kapattım. Tamam. No panic. It's okay. Bana patlamadı. Ama şu an olacak, mahvoldu. Temizlik iş başa düştü demek. Yani bunu bir de ağzını açıp bıraksak herhalde neler neler olur. So. Bu ara kamerayı hiç durdurmadım. Şu an acayip patladığını görüyorum. Kenara aldım biraz. Dinlensin ve açıyorum. Kaçtım ben. Kenardayım. Duruyorum burada. Şu eti şöyle şuradan şöyle alıyorum. Döndürüyorum. Kendisi bol kızarmış istediği için hafif böyle kenarlarını yakıyorum. Yakıyorum derken simsiyah değil. Yani koyu kahverengi oluyor. Ne bekliyorsun? Ben kamerayı hiç kapatmıyorum bu ara. Ha evet, daha iyi. Beni sardırabilirsiniz. Yorumlara yazın bakalım. Hiç et yaptınız mı? En büyük travmanız nedir mutfakta? Benim en büyük travmam bir sürahi ocağa yapıştırmamdı. Onu nasıl becerdim? Onu ben de bilmiyorum. Buradan bir itiraf gidiyor. Ve açım yine kaçtım. Ve şöyle. Allah. Of 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 of. Of, şu an nasıl sıçrıyor. Evet. İyi ki yağ çözücü almışım. Pıs pıs ediyorsun. Siliyorsun. Gidiyor tüm yağlar. Herkese tavsiye ederim. Şunu şöyle bağlayalım. Böyle yapıyorum sanki soğuyacak. Ha, 2 dakikada. Şöyle ben yine uzaklaşayım. Çünkü bir gerisine başıma geldi. Açtıydım. Pat diye patlamıştı yüzüme. Onu istemiyorum bir kere. Evet. Of of of. Vallahi bir şey değil mi? Şöyle bir içten yapıyorum. Dıştan. Şöyle bence bu oldu. Hem de öyle bu oldu ki. Bazılarınız bir önceki videolarımıza şey yazmış. Et pişmedi diye. Arkadaşlar, hiç mi et yemediniz hayatınızda? Az pişmiş et diye bir şey var. Bilmeyenleriniz için. Değil mi? Yes. Şimdi sıradaki etimizi koyacağım.
Daha içine yeterince yağ görüyorum. Koysam mı? Neyse şunu bir koyayım, elimde kaldı. Şöyle. Selam arkadaşlar. Şimdi Steam'den oyun satın alacağım. Kainat'ta videoda göstermiştim. Videoda direkt buna bağladım. Ve şuraya birazcık yağ dökeceğim. Kahve içeceğim. Kahve çok güzel bir kahve. Marka yapmayayım ama şöyle göstereyim. Avrupa'da yaşayanlar bu kahve biliyorsa kesin şu an beğenir. Kapağını kapatıyorum. Şimdi ne oynayacağız? Bir ocağa. Aslında bu eti büyük ihtimalle ben yerim. Çünkü küçük. Yeri biraz daha büyük. Bu aslında Yasin seçmişti. Daha doğrusu Muhammed. Şimdi ikimiz burada olurken, ben şunu düşüreceğim. Kaldırayım, dolaba koyayım. Bunun yavaş pişmesini istediğim için bir yerine bırakacağım hatta. Çünkü bir yandan makarnayı devam etmek istiyorum. Şimdi şöyle. Ve inanılmaz model bir süzgecim var. Evet. Şimdi TikTok hayatı kurtarır diyorlar ya. Bunu deneyeceğiz. Şey gördüm, tek başına eğer bir şey süsmek istiyorsan ve bunu böyle hani lavaboya koyamıyorsan, o zaman bunu tavanın üstüne geçirip öyle gönderecekmişiz. Bakalım, tam kaplamıyor videodaki gibi. Şöyle göstereyim, bir dakika. Süzgeci bildiğimiz böyle koydum. Ondan sonra ters göndereceğim. Şöyle bir bakalım. Gösteriyor mu? Allah. Gösteriyor. İnanılmaz. Ama Allah'ım. Gerçekten oluyor. Ama Allah'ım. Hiç tavadan çıkarmadım bile. Şöyle göstereyim. Şöyle tutuyorum. Hiç bir makarna düşmedi bile. İnanılmaz. Ne? Yağmur yağmış. Neden bunu kimse bana önce söylemedi? Neyse dur bir dakika. Eti döndüreceğim. Bu et daha iyi oldu gibi. Bu da bayağı bir sıçrıyor. Sıçrama. Bu daha iyi oldu aynen. Aslında bu da bayağı iyi oldu. Biraz sert oldu. Neyse, şimdi buna sosumuzu koyalım. Şimdi bazıları şöyle yapıyor. Direkt üzerine döküyor. Bu soğuk, bu sıcak. Evet, döktüm. Evet, ben dağılım çalışıyorum. Ama temizliyorum. Büyük paket satılımı. Yani şimdi bir tek bir tekler var. Şöyle paket, direkt koyuyorum. Şimdi bazıları süs için, gösteriş için tabii ki. Sonra da böyle koyabilir. Göstereyim şöyle. Tabağa direkt alıyorsunuz. Ama bence önemli olan tat ve tadı öyle beğenmiyor. Çok olmuştu. Net for Speed Payback var. Bunu zaman almak zorunda ama almıştım. Net for Speed var. Bunu zaten ben de çok güzel. Sol kemiğe güzel. Çok güzel çekikler de aldı ama. Gerçekten. Akşam bu oyunu sabah olmuyor bu oyunda. Net for Speed direkt siliyorsun. Bu oyunu da çok seviyorum. Bu oyunu almak. Serbest. Kim bilmezse. Bu oyunu da vardı. Bu oyunu oynayanlar varsa şunu alıyoruz. Hala oysa koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Çok tuhaf. Bu. Olay bu abi. Karıştırıyoruz.
Yani herkesin farklı şeyi var. Bazıları tuz katıyor, bazıları yani ekstradan. Bazıları ne bileyim. Ne yapıyor? Yağ koyuyor, tereyağı koyuyor. Herkesin kendi bildiği şey. Biz böyle seviyoruz, böyle yiyoruz. Bu ara Şahin de kendi video çekiyor şu an. Ses gelir, son mu ses gelir? Şöyle. Şimdi buna bakacağım tekrardan. Bol şans dileyin. Yemin ediyorum ilk defa bugün o kadar çok gerildim ki. Önceki videolarda, yani videolarda, önceki steak yapımlarında bu kadar gerilmedim. Yani büftek. 1, 2, 3. Yemin ediyorum 1 metre uzağa kaçıyorum ya. Bu ne? Canım benim. Sen eskiden böyle değildin. Sana ne oldu? Güzel ama bu daha çok böyle lokum gibi oldu. Bunu büyük ihtimalle Şahin'e veririm. İkiye getirdim birden. Ayrıca bu kapak bunun kapağı. Ama bunu gerek duymadığım için şu an yapmadım. Bu ara buranın en kötü yanı, birincisi burası dolap olması, ikincisi havalandırması olmaması, üçüncüsü cam olmaması. Yani bildiğiniz köşede yapıyorum. Çok gıcık bir şey. Ay susadım. Karnım çıktıysa büyük ihtimalle sudandır. Bugün burası o kadar sıcak ki. Bu iyice pişti. Bu çıktı, bunu almadım. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Bunu aldım. Kapattım bunun altını. Aradım böyle. Pardon, bunu aldım. Karıştırdım. Bunu aldım. Benim için de bir oyun al. Tamam, aldım ya. Ne aldın? Ne kurtuldu? Hadi lan. Vallahi. İyi mi Net? İyi. Adamsın sen. Neyse, ne kurtuldu aldım. Alım. Dur, alnından öpeceğim. Oo. Geliyor orada. Tamayı mı çiziyor? Evet. Tamayı mı çiziyor? Evet. Çiziyor. Evet. Hatta uçadın mı ya abi? Değil mi? Demek istiyor musun? Evet. Çok oynayayım bana zaten. Ben kafam karıştı. Şuna gidiyorsun tamam mı? Şimdi onlara gidiyorsun. Şimdi nereden mikrofit almak oluyor. Rebels, Payback, Most Wanted. Mikrofit, Underground. Kaç aldın? Mikrofit değil. Atatürk Kostan benim için. Bakın bakın. Bu çok pahalı böyle. Bir paket dışında evi olabilir. Onlar bir tane çok kötü şaşırmış. Çok güzel. Çünkü asıl bir tane sıfır. Bu 40 euro'dan 15 euro. Yani bir falan 5 euro. Biraz şu an o sanayisi gelecek. Olur çok parayı kartlara varla harcarsan olacak. Ben güçlüyüm ki korkuyum. Daha tam gitmeyin. Bak lan gitme lan. Bu oran içine mi gireyim? Geri ittireyim mi? Yok yok. Geri ittirme. Ayrıca çok sorular geliyor bu abi. Geri geldim. Neredeydin Nadim? Nadim'in Şahin yanındaydım. Benim için de oyun almış. Ayrıca Sema, videoyu arasında kısa geç. Şunu şarjı bitirebilir. Dolkulam. 4 tane çekim yapıyorsun. Unutma. Şarjı daha nasıl bitiyor? Şarjı ne kadar? Yani şarjı görmüyorum. Şu an 22. dakika. Bence durdur biraz sonsuz. Öyle bir sonuna kadar kalktım. Bir dakika şu an çok kritik bir şey yapacağım. Al onu. Aman aman bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah sabah elimde patladı lan. Etten korkarken elimde patladı. Neyin kafasını yaşıyor? Aa, boş olsun şimdi. Of. Bir şey değil mi? Müthiş. Şöyle size gösterin. Evet, buralar arasına dikkat ediyorum. Şöyle göstereyim. Bol kızartma bu sefer. Siz dediğiniz için. Ay. Neyse şuna bakayım. Şarjı az ya. Evet. Neyse durdurayım ben buradan. Gördün zaten. Masaya hazırladım. Tekrar açalım.
Şöyle göstereyim tekrar. Makarna. Bismillah. Et. Ve ben buraları toplayayım, edeyim, düzleyeyim. Şu hele burada hiç olmuyor ama neyse. Masada görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar geldi, arkadaşlar geldim geri. Şöyle makarna ile et gördüğünüz gibi tam pişmiş sizin istediğiniz gibi. Ve şöyle bir makarna yanına et ve yanına makarna bunu. Şahin istedi, kendisi yanına şöyle. Tahmin edin ne içecekler? Şaka şaka, şarap değil. Bir bardak da kola var, bir bardak da ne diyorlar ona? Himbeer sirup. Meyveli bir sirup işte ya. Himbeer sirupun Türkçesi neydi? Efendim? Himbeer sirup. Himbeer bilmiyorum Türkçesini. Böğürtlen meyve suyu. Pardon. Bunu şu an bir de şöyle. Oluyor. Bir tane salata yaptım. Böyle normal salata yaprakları, mısır. Sonra yoğurt sosu. Üzerine de biraz kekik, mekik derken kırmızı pul biberi. Ve böyle. İki kişilik için bence çok güzel bir akşam yemeği. O yüzden arkadaşlar şimdi Şahin'in tepkisini göreceğiz birazdan. Sonra görüşmek üzere. Ayrıca mutfağın halini görmek istiyorsanız şöyle tavalar falan. Evet, alanım çok dar. Şöyle bulaşıkları şöyle bir koydum. Şöyle iki tane tava çıktı. Aslında çok bulaşık değil sadece. Gerçekten burası çok küçük. Hani görüyorsunuz 3 dolu falan anca sığıyor. Ve havalandırması yok. Neyin yok? Kaba kaçıyor. Hani anlıyor musunuz? Çok dar. Hani şurası benim tezgahım oluyor. Buraya da bir şey yapamadığım için. Böyle duruyor. Her neyse. Sonuç bu. Ve sanırım hoşuna gidecek. Tam böyle bir şey istiyorum dedi. Bakalım. Hayallerini gerçekleştirebildim mi? Nasıl? Gerçekten güzel duruyor, muazzam duruyor. Hatta bence direkt bir... Kola değil, şarap. Şarap mı bu? Evet. Yeni siyah şarap ha. Tadı güzel. Hacı kadın style. Etimizi bir deneyelim bakalım. Sema Hanım nasıl yapmış eti? Et nasıl olmuş? Tarif edin. Et çok güzel olmuş. Yumuşak ve güzel olmuş. Şimdi de spagetti deneyelim. Spagetti nasıl yapmışsın? Salatayı deneyelim bir de.